LGS'ye son 76 gün. Güzel bir pazar günü. Hava açık ama bizler yine evimizdeyiz. Dikkatli bir şekilde korunuyoruz virüsten ve aynı zamanda da sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. Bugün sorularımız çözdük. Çözmediysek de yarın ev okulda ve kampımızda mutlaka konuları takip edeceğiz ve ödevlerimizi tamamlayacağız. Bugün kendimize biraz ara vermiş olabiliriz. Yani salonda, mutfakta gezmiş olabiliriz. Önemli değil. Bakalım. Şimdi günün sözüne bakalım. Disiplin. Altını çizdim bunun çünkü çok önemli. Bir işi bitirmenize yardımcı olur ve mükemmel bir işi ortalama işten ayıran şey odur diyor. Kim demiş bunu? Pat Summit. Gerçekten de disiplinli olduğumuzda çözeceğimiz sorulu sayısını belirleyip buna uygun bir şekilde sıkı sıkıya çalıştığımızda başarı bizden kaçamayacak ve başarı elde edeceğiz. Günün yorumuna bakalım. Türk Ücü demiş ki hocam sorularım şunlar. İki nokta üst üste bakalım. Matematik netlerim 7 net civarında. Nasıl 16-17 netlere çıkarabilirim? Tabii ki de çalışarak. ...hiç vazgeçmeden çalışarak çıkarabiliriz. Peki çıkabilir mi? Çıkabilir. 7 netten 16 nete bayağı bir fazla. Olsun 9 net veya da 17 net için 10 net ama bunu başarabiliriz. Neden? 1. Çünkü okula gitmiyoruz, evde zamanımız var, sıkı sıkıya çalışabiliriz. 2. Konular azaldı. Yeni LGS konuları daha az konu içeriyor. Yani bazı konular yok, uzaktan eğitim konuları yok. Dolayısıyla bunu fırsat bilip bol bol test çözdüğümüzde, soru bankasından soru çözdüğümüzde, vazgeçmediğimizde ilk başta 5 dakikada çözeriz bir yenisi soruyu. Sonra 4 dakikada, sonra 3 dakikada, sonra 2 dakikada, sonra tam süresi olan 2 dakikada çözüp devam ederiz. Ve bundan sonra da başarımız artar. Denemedeki puanlarım 384 arası nasıl 450'ye çıkarabilirim? Tabii ki az önce söylediğim şey yani matematikte sen 7'den 16'ya çıktıysan muhtemelen Türkçe'de de, Fen'de de, İnkılap İngilizce dinde de netlerini çıkarmışsındır. Ve bu sayede yani vazgeçmeyerek çalışarak netlerini çıkarabilirsin. Okulda teneffüste bazı arkadaşlarım test çözüyor. Ben futbol oynuyorum. Test miyim? Evet bu eski bir yorum. Demek ki, copy paste yapıp eski yorumu yollamış. Okul yok, teneffüs yok şu anda. Dolayısıyla evde sıkı sıkıya çalışıyoruz ve sen <laughs> artık evde futbol oynayabilirsin ama evdeki teneffüslerini test de çözebilirsin, dinlenebilirsin. En kötü dersim İngilizce. Nasıl yükseltebilirim? Tabii ki de kelime öğrenerek. Kelimeleri öğrendiğimizde İngilizce soruları yapmak gerçekten çok kolay. Niye biliyor musunuz? Çünkü tabii soru çözdükten sonra... ...gelip şöyle gösterelim. İngilizce'de hemen şu fenden önce İngilizce kısmına açmak istiyorum. Nerede? Gel bakalım. Şimdi bak. Burada demiş ki... ...Dear Mom, thank you for the nice invitation. Şimdi invitation kelimesinin manasını bilmiyorsan soru gitti. I'm sorry but I can't attend the event. Attend, event ne olduğunu bilmiyorsan anlayamaz. Dolayısıyla bu soruya göre bunları yap dediğimizde... ...sen mesela... ...which is not correct demiş. Closing, greeting, receiver, body part. Bunların ne olduğunu bilmiyorsan Ama bunların ne anlamını biliyorsan çok basit. Mesela diyor ki... ...işte giriş selamlama, alıcı. Mesela dörtte ne demiş? Receiver demiş. Bu alıcı mı? Hayır. Alıcı bu Tom, Dear Tom, sevgili Tom dedim. Bu sender. Bu kadar basit. Receiver'ın alıcı olduğunu bildiğimiz zaman soru bitiyor. Demek ki kelime bilgisi çok çok önemli. Kelime öğreneceğiz. Ve soru çözeceğiz. Kelime öğren, soru çöz diyorum Türk 450 puanlık lise için günde kaç soru çözmeliyim? Günde en az 200 soru çözmelisin. Ve bunlarda güzel sorular olmalı. Giresun Fen Lisesi'ni tanıtır mıyız? Hayır tanıtmayız. Tabii ki tanıtırız. Niye tanıtmayalım? Bakalım var mı tanıtmış mı arkadaşlar? Ona bakalım. Nerede? Evet birazdan gelecek. Demek bugünü anlatmamışlar ama mutlaka gelecektir. Tanıtacağız. Ve hocam İbrahim Çinkaya Sosyal Fen Lisesi'ni tanıtır mısınız? Bir arkadaşım istiyor. Hocam gerçek adım Furkan. Giresun Enesi'den selamlar. Aleyküm selam Furkan tebrik ediyorum seni. Günün kitabına baktığımızda mükemmel bir kitap. Cengiz Aytimatov Beyaz gibi. Bakın diyor ki Romanın kahramanı 7-8 yaşlarında bir çocuk. Çocuk saflığın, bozulmamışlığın ve geleceğin sembolü. Sizler bizim geleceğimizin sembolüsünüz arkadaşlar. Çünkü sizler başaracaksınız, sizler çalışacaksınız, sizler iyi okulları kazandıktan sonra bu ülke için hatta sadece ülkemiz değil tüm insanlık için güzel şeyleri sizler getireceksiniz. Tekrar söylüyorum bu çalıştığınız dersler, bu fen, bu matematik bunlar sadece bir ders değil. İyi insanlar olacaksınız, iyi doktorlar, iyi mühendisler, iyi öğretmenler olacaksınız ve cahillikle savaşıp sizler bu ülkenin de tüm dünya insanlarının iyi yere gitmesini sağlayacaksınız. Cengiz Aytmatov da ona benzer bir şeyden bahsediyor bu kitapta. Ben şimdi gerçekten sizleri çok sevdiğim için biraz gaza geldim. Gün okuluna baktığımızda Diyarbakır Anadolu Sesini görüyoruz. 5.31 dilimi tıplar, mühendislikler sizleri bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim burayı. Bu okul bizi hak ediyor. Yani sizi hak ediyor. Ben artık giremem. Yaşım geçti ama sizler çalışın ve bu okula girin arkadaşlar. Günün kaynağı Hızlanma denemeleri. Hocam siz de sürekli bunu tanıtıyorsunuz dediğiniz diğer gibi ama maalesef bu çok önemli bir kitap. Niye biliyor musunuz? Şu andaki konulara göre yani yeni yeni LGS konuları dedik yani okulların açılışından salgın tatiline kadar konuları içeren hızlanma denemeleri şu anda sizin için en ideali. Mutlaka bunları çözüp yapabileceğiniz en yüksek netleri de görmüş olursunuz böylece. Aa ben buraya kadar konuları öğrendim. hızlama denemelerini bu neti yapıyorsam gerçek sınavda bu netlere çıkabilirim diye moraliniz yüksek tutun ve süper bir şekilde çalışmaya devam edin. Günün sorusuna baktığımızda sorunun da bize baktığını görüyoruz. Yani matematik sorusu çünkü ben bu tür sorularda iyi değilim ama sizlerin bu soruyu paramparça edeceğinize eminim. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Çalışmaya devam arkadaşlar. Bye. <laughs>